Selam dostlar, ben Egemen Dişli. Yepyeni bir videoyla daha birlikteyiz. Bugün sizinle orta ve ileri seviye tarzında yapacağımız Neşet Ertaş'ın Zülüf Dökülmüş Yüze eserini yapacağız beraber. Bölümleri siz yaparak ilerlediğinizde rahatlıkla yaptığınızı göreceksiniz. Eğer görmediğiniz bir teknik varsa da içerisinde, o türküyü geliştirdikten sonra Türkiye'ye devam ederseniz çok daha başarılı olacağınızdan kuşkunuz olmasın. Beni TikTok ve Instagram'dan takip edin arkadaşlar. Bu videoların devamı için videonun beğenilmesi çok ama çok önemli. Aklınıza takılan şeyleri bu videonun altına yorumlara belirtin. Hangi türküleri yapalım, hangi tarzda eserler yapalım bunu yazın arkadaşlar. Hepsini istisnasız okuduğumu bilin arkadaşlar. Bazılarına da dönüş yapabiliyorum imkanlar doğrultusunda. Eğer işin içinden çıkamadığınız şeyler olursa da TikTok'tan mesaj atın, Instagram'dan mesaj atın, sizlere mutlaka döneceğim. Hazırsanız türküye geçelim. Videoyu kısacık bir çalacağım. Telif gelmemesi adına tamamını çalamıyorum biliyorsunuz. Telif atıyorlar hemen. Çok kısa bir bölümünü çalacağım. Bir projede bam teli olmadan çalmam gerekiyordu. O yüzden alt telde bam teli yok. Takmaya da fırsatım olmadı. Alt telden biraz cılız gelebilir ses. Önemli değil dostlar. İlk hamleden başlayalım arkadaşlar. Re notasıyla başlayacağız. Akort olarak da alt tel muhtemelen do'dur arkadaşlar. Do'dan biraz düşük ya da fazla olabilir. Siz alt teli veriyorum. Buna göre ayarlayın. Sizin tuner'da ne gösteriyorsa alt teli ona göre ayarlayıp orta ve üstü de ona göre ayarlayabilirsiniz. Akort nasıl yapılır videolarımda var bunlar. İlk hamleyle başlıyorum. Re sol. Re, sol, fa, mi bemol. Mi bemol, fa diyez falan demeyeceğim. Direkt notayı söylüyorum. Bir Neşet akoru vardır ya, şöyle de atılabilir. Yapıyorsunuz. Alttan ikisini tarayıp aşağı yukarı yapıyorsunuz. Devam ediyorum. Orta ve alt tele vurdum. Bir daha yapalım. Bir daha yapalım. Devam. Bunu yapıyoruz. Tezene ve parmak geçişlerine dikkat edin. Mızraba şimdi. Üstten iki kere. Bir daha yapıyorum. Üstten aldık. Sonra aşağı yukarı aşağı. Burada bir çırpma oluyor değil mi? İkincide de yapıyoruz. Sonra re'yi yine alıyoruz. Şimdi burada bir çarpma yapacağız arkadaşlar. Re, do, si, do, si, do, si, do, si, do, si, do, si, la, sol. Burada si bemole geçiyor sonra. Bakın bir daha yapıyorum.
Si la sol. Şimdi ama burada çarpmalı yapacağız. Bakın. Orta tel ve alt tele vurduk. Do'ya tam si'ye geçerken çarpıp geçeceğiz. Bakın. Burada da en sonda çekeceğiz do'yu. Bakın. Çarpmalı geçiyorum bakın. Si çarp, la çarp, sol. Evet. Şimdi burayı böyle alalım. Bakın burada üst tarafı da kapatacağız. Yani la'nın en üst telini de baş parmakla kapatıyorum. Birinci parmağı çekiyorum aşağı. Neye çektim? Si'ye. Yine çarpmalı bir do si yaptım. Do çarp si. Do do la. La'yı süsle. Devam ediyorum. Bakın. Süsle, sol süsle. Sonra orta tele es vur. La çarp sol la orta tel. Yapıyorum. Sonra la sol, la'dan sol'e geçerken tabi si'ye çarparak. Arkadaşlar bu ders size ağır gelebilir. Benim derslerimi birinci dersten itibaren alan arkadaşlar çok rahatlıkla yapacak. La ile si. Sonra sonra bakın. Evet, saz kısmı bu şekilde bitti arkadaşlar. Biliyorsunuz Neşet Ertaş türküsü yapıyoruz. Her haliyle zor. Tabii ki bu türkünün onlarca çeşit çalınış biçimi var. Neşet Ertaş'a yakın tabii ki ilk etapta çalamazsınız ama Neşet Ertaş çaldığındaki aldığınız tadı bu şekilde çaldığınızda da alabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü birebir orta ve orta üstü profesyonel çalmış olduk. Evet kıymetli dostlar, güzel bir türkünün daha sonuna geldik. Tabii ki bu türkünün ikinci versiyonunu. Tabii ki bu türkünün ikinci bölümünü yapacağız. İkinci bölüm yani sadece söz bölümü. Saz bölümünü A'dan Z'ye çaldık. Güzel bir şekilde öğrendikten sonra hocam biz hazırız. Saz bölümünü de çalabiliriz artık, yapabiliriz o dersi de derseniz, yorumlara yazarsanız ben de o yorumlardan anlayıp ikinci bölümü sizin için yaparım. Tabii ki bu türküyü beğenerek kanala ve bu videoya destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Güzel türkülerde, güzel eserlerde, güzel içeriklerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın, gününüz güzel geçsin.